Şimdi manşetimizle başlayalım. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu biliyorsunuz motokuryeyi ezmişti ve ardından... O motokurye kurye entübe edilmişken yoğun bakımdayken elini kolunu sallayarak tarifeli uçakla ülkesine dönmüştü nasıl oluyorsa yani Türkiye'de olacak şeyler bunlar elbette başka yerde görmüyoruz. Ama ondan sonra başka başka gelişmeler de oldu. Ne oldu işte şu fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğraf ne derseniz Someli Cumhurbaşkanı o kazadan 5 gün sonra Türk heyetini kabul ediyor. Oğlu kaçtıktan 5 gün sonra Türkiye'ye de teşekkür etti. Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye'yi sarsan kazadan tam 10 gün sonra olay yerinde tutanak tutan polislere soruşturma açıldı. Somali Cumhurbaşkanının oğlunun çarptığı motosikletli kurye olay yeri tutanağında kusurlu bulunmuştu. Oysa bu görüntüyle motosiklete konsolosluk aracının arkadan çarptığı anlaşıldı. Kazayı yapan Muhammed Hasan Şeyh Mahmutsa kurye hastanede yaşam savaşı verirken kaçtı. Oğlu kaçtıktan 5 gün sonra babasının Somali Cumhurbaşkanı'nın Türk Büyükelçi ve askerlerle işbirliği toplantısı yaptığı ortaya çıktı. Hasan Şeyh Mahmut, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve eşşabap teröristleriyle mücadeledeki rollerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Somali Cumhurbaşkanlığı'nın teşekkür yazısı yayınladığı görüşme 7 Aralık'tan, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nden bir heyetle Somali Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden. Kurye Yunus Emre Göçer'in 6 günlük yaşam savaşını kaybettiği günün ertesi günü. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olması ona bir ayrıcalık tanımaz. Adalet herkes için adalettir. Kazadan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Haziran 2022'de 2 yıllık geçici oturma izni aldığı da ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı göç İdaresi'nin kimlik kartına göre oturma izninin türü insani olarak kayıtlara geçti. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut ifadesinde kuryeyi suçladı. Bilir kişi raporuysa aksini söylüyordu. Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan arkadan merhuma çarpması neticesinde işlenen cinayet. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmektedir. Türkiye adalet sizlerine bir tanesini daha ekledi. Yani bugün çok üzgünüz. Adalet için buradayız. Eğer bu ölen arkadaşımız bir milletvekilinin evladı olsaydı aynı şey olur muydu? Motosikletli kuryeler hayatını kaybeden arkadaşları Yunus Emre Göçevi için zincirli kuyudan çağlayan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu diye sen ayrıcalık göreceksin diye bir şey yok. En azından arkadaşımız yerde yatarken bari bir başında bekleseydin, hastaneye götürseydin. Kurye Yunus Emre Göçer'in ailesi ve arkadaşları adalet için bir aradaydı. Adalet Bakanı da uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte dedi ama. 2 Aralık'ta ülkesine dönen, kaçtıktan günler sonra 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkartılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmut ortada yok. <laughs>